Biz bu oyunun ilk önce okumasını yapmıştık. Okuma sırasında çok etkilenmiştim oyundan, anlattığından. Ee, medya zaten e, Örpides'in medyasını biliyoruz. Medya bir mit ve bir, bir sürü aslında yazılmış hali var. Darya Fon'un da yazdığı var, ee, daha bir sürü var. Ama Athena'nın yazdığı çok daha değişik, farklı dediği gibi. Yani bir anne, bir kadın, bir mülteci olarak medyaya nasıl bakıyor? Biz nasıl bakıyoruz? İşte oradan e, anlattıklarından gitmeye çalıştık. Ben yani çok önemli olduğunu düşünüyorum bu oyunun, bu dönem için. Ve iyi hissediyorum kendimi. Oynadıkça daha iyi hissedeceğim herhalde de. Peki, ikiniz de hem sinema sektörüne hem ıı, televizyon serileri, diziler sektörüne hem de tiyatroda ıı, çalışıyorsunuz. Bu bütün dünyada da böyle oluyor. Şimdi değerlendirme yapmanızı istiyorum. Yani bu maddi hem manevi. Yani maddi açıdan ıı, tabii ki ıı, dizilerin, sinema filmleri aynı şey olur olmaz o farklı farklı oluyor. Bazı adanmışlıkla yapılan sinema filmleri var. Adanmışlıkla yapılan televizyon var. dizileri yok. Çünkü orada hiç adanmamış prodüktörler olduğu için siz de onların hiç adanmamış insanlar olduklarını hatta sanatçı olmadıklarını sadece kar ve fahişkar maksatlı bu işe girdiklerini bildiğiniz için siz de dizilerden kopartabildiğinizi kopartıyorsunuz. Ama kimi sinema filmleri gelince tabii orada bedavaya oynadığınız da oluyor. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki bedavaya evet. oynadım. <laughs> Yine de oynarım da. Evet. Çünkü orada başka bir şey var. Evet. Senin bizimdeki daha keyif aldığımız bir Tiyatro şey. Tiyatro da için. öyle. Tiyatro da öyle tabii e bu ki. Bu tiyatrocular ben o zaman bu oyuncu milletinin tümünü geri zekalı olarak değerlendiriyorum. Çünkü dünyada hiçbir sektör yok ki. Üstelik böyle yemin eden sektörler var mesela. Çünkü çok önemli sektörler var. Bunlara bir ay para vermesen bunlar çalışmaz. <laughs> evet. Bu tiyatrocuları bedavadan ağır iş yaptırabiliyorsun. Orada herhalde başka bir şey... Nasıl oluyor? Bu tiyat... Kalas, Hakikaten evet. acaba bu çocukları hmm. bu yani konservatuara heves eden çocukları... ...önce bir psikiyatriye mi götürmek hmm. lazım? Pedagojiye mi götürmek lazım? Terapiye ya mi orada sokmak lazım? Orada haz devreye giriyor herhalde. Bu yani, ne hazmış haz, birader? Tabii ki yani, haz devreye giriyor. Ne hazmış başka bu? Başka bir şeyle kendinle uğraşıyorsun tiyatroda. Hmm. Kendinle kavga ediyorsun, kendinle uğraşıyorsun. Hmm. Bunun getirdiği tamam böyle birazcık şey olabilir... ...kendine acı verici bir yanı var ama... Kendinle uğraşmanın ve oradan bir yere yürümenin hazı başka. O zaman bu şeye benzemiyor mu? O bir şey kıyısındaki, balıkçı köyü kıyısındaki adamla zengin adamın konuşması var ya. Hep ona ha. anlatıyor işte orada zengin adam gelmiş de ona demiş ki ya bu balıkları tutuyorsun işte şunu sat da bilmem ne yap da falan işte satarsam ne olacak yaparsam ne olacak işte benim gibi yapacaksın zengin olacaksın bir ev alacaksın bir şey alacaksın sonra bilmem ne imparatorluk kuracaksın sonra şey yapacaksın en sonunda işte ruhunu dinlendirmek için bir küçük tatil e, kasabasında ona sonra şey yapacaksın falan burada bir küçük tekne olacak burada balığa çıkacaksın falan diye adam hikaye var ya yani o zaman bu mu oluyor? Yani bu mudur? Yani diğer ...bu hani e, bir gün bir ay para vermesen çalışmayacak adamlar sizin hazzınızı mı almıyorlar? Ha 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 mı diyorsunuz <laughs> siz <şimdi> onlara? <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik? <laughs> yani... ya evet ama bir yerde efelenmen, büyüklenmen lazım değil mi bu tiplere? Ulan sizinkisi de ne? Falan yani... Yani bu kadar adammış. Mesela ben bugünlerde hep şey söylüyorum. Ne iş yapsam bu tiyatroculara yaptıracağım diyorum. Hı hı. E sen, Adanmış insan. Sen de tiyatro yapıyorsun. E ben fena de fena. Diyorsun. Ben ihanet etmiştim, çok mutlu yaşıyordum. <gülüyor> yani. <gülüyor> çok mutluydum. Tiyatrocu arkadaşlarıma evet <laughs> tabii çok saygı duyuyorum filan diye bakıyorum. Ben bakıyordum. seni gelip izledim sadece. Ona da ona ama. Verirken ne kadar heyecanlı olduğunu gördüm yani. O, başka bir şey. Ama sonradan girince ihanet etmekle haklı olduğumu anladım şimdi. Tamam. mı? <laughs> İçinden çıkamıyorum. İçinden çıkamıyorum. Her gün oyun var. Her gün oyun var. He, heyecanlı görünüyordu, Ya evet mutlu, mutlu görünüyordu. ama bu anlık bir şey. Bu hemen geçiyor. Sonra. <laughs> e, anları birbirine Hayır, bu, ekliyorsun yani ondan bunu, sonra. Yani bunu. Ama bunu. <laughs> bunu başkalarına anlatmak gerekiyor. <laughs> ya yani niye bu tiyatrocular para almadan her şeyi kabul ediyorlar? Keşke kazanabilseler aynı zamanda evet. tiyatrodan da. Ya bir de hani performans işimiz biraz böyle kendini de geliştirmeye sürekli. Kaç evet. yaşında olursan ol bence. Ve yani oyun çalıştığın zaman kendini geliştirme alanı da sağlıyorsan Aslında win-win bir durum. Tabii ki para kazanmalıyız o ayrı. Bir de bir kariyer meselesi var. Yani 80 yaşında adamlar diyor ki bu benim kariyerim için çok iyi oldu diyor falan. <laughs> Ama ne kadar kaldı zaten hani anlatabildim mi? Olsun. Yani. Ne değil kadar sürekli tamam, bir hayat kariyer, değil zaten, kariyer. Canım yani. sürekli bir kariyer. Hayatının sonunda bile kariyerim için çok iyi oldu diyor. Bu rol benim için.